hoş geldiniz. Bugün sizlerle muz ve yumurtadan harika bir krep yapacağız. Pankek tarzında. Hiç bekletmeden yapımına geçiyorum. Öncelikle 3 adet yumurtam var. 3 adet yumurtam var. Sarısını ve beyazlarını ayırıyorum. Beyazlarını ayrı bir kaseye aldım. Yumurta beyazlarını ayırdığımız kasenin kesinlikle kuru olması gerekiyor ve sarılarının bir damla bile içine kaçmaması gerekiyor. Muzlarınız büyükse 2 adet kullanabilirsiniz. Muzlar küçük olduğu için ben 3 adet kullanmayı tercih ediyorum. Bir buçuk su bardağı süt ekliyorum. Tüm malzemeyi el blenderından çekiyorum pürüzsüz olana kadar. Süt, yumurta ve muzu pürüzsüz olana kadar çırptım. Bir çay kaşığı kabartma tozu ekliyorum. Bir paket şekerli vanilin. En küçük çay bardağıyla yarım çay bardağı zeytinyağı, dilerseniz sıvı yağ. Tepeleme yemek kaşığı toz şeker. İki su bardağı unum var ama ilk bardağı ekledikten sonra yine kontrollü bir şekilde ekleyeceğim. İlk önce bir çırpıyorum. İkinci bardağı da ekledim. Ayrıca pürüzsüz olana kadar çırptım. Kenara alıyorum. 3 tane yumurta akına yarım çay kaşığı tuz ekliyorum. Köpük köpük kar gibi olana kadar çırpıyorum. Yumurta aklarını kar gibi olana kadar çırptım. Hazırladığım muzlu harcı 3 defada ekliyorum. Köpükleri söndürmemek için, yumurta aklarını söndürmemek için aşağıdan yukarı doğru karıştırıyorum. Kıvamı bu şekilde, krepten biraz daha koyu oluyor. Tavayı ocağa aldım. Üzerine fırçayla çok az zeytinyağı sürüyorum. Dilerseniz sıvı yağ da sürebilirsiniz. Ocağın altı açıktı. Orta ateşe getiriyorum. Hazırladığım harçtan 1,5 kepçe ilave ediyorum. Benim kepçem küçüktü. Eğer büyükse 1 kepçe de yeterli oluyor. Tavayı çok az dairesel hareketlerle çeviriyorum. İçinde şeker ve vanilya olduğu için
Ocağın altını orta ateşe getiriyorum. Hatta biraz daha kısık olsun ki içi güzel pişsin. Aksi halde çiğ kalır. İki tarafı da güzel piştikten sonra tavadan alıyorum. Tavanız yapıştırmıyorsa yağ sürmeyebilirsiniz. Ben ilk başlarda birkaç tanesi için yine çok az yağ sürüyorum. Pişirme işlemini tamamladım. Kesinlikle hızlı pişireyim diye yüksek ateşte açmayın. Dediğim gibi orta ateşte, hatta biraz daha kısa yakın ateşte pişirin ki şekerden dolayı bir anda kızarıp içi çiğ kalmasın. Yaklaşık 14 adet çıktı. Şöyle iç dokusunu da göstermek istiyorum. Pamuk gibi yumuşacık. Bu harika lezzeti ister beş çaylarınızı ister kahvaltıyı kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Videomu izleyip beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Herkese afiyet olsun.